İyi günler değerli öğretmen arkadaşlar. 2022 yurtdışı öğretmenlik sınavı 51 ve 75. sorular arasındaki öğretim yöntem teknikleri ve mevzuat sorularını cevaplandıracağım. 51. Bir lise öğretmeni öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek ve etkili iletişimin önemine dikkat çekmek amacıyla öğrencilerine bir çizgi film izletmiştir. Ancak çizgi film öğrencilerin ilgisini çekmemiş ve sıkılaş, sıkılmalarına neden olmuştur. Bu nedenle öğretim etkinliği hedeflenen kazanımlara ulaşma, ulaşmada yetersiz kalmıştır. Buna göre öğretim etkinliğinin yetersiz kalması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin dikkate alınmamasından kaynaklanmış olabilir? Burada cevabımız öğrenciye görelik olacaktı. 52 katıldığımız bazı hizmet içi eğitim çalışmalarında eğitimlerin teknik terimlere boğulmuş, anlaşılması güç bir dil kullandıklarını gördüm. Aslında kolayca anlaşılabilecek bir konuyu öğrenmeyi imkansız hale getiriyorlar. Bazen bir konuyu çok iyi bilmek yetmiyor. O konuyu karşıdakinin anlayabileceği düzeye indirgeyebilmek, anlaşılır bir dil seçebilmek daha önemli hale geliyor. Bu parçada aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Bu da yani burada kullanılan dil ifadesinden dolayı açıklık olacaktı. Cevabımız C şıkkı. 53. Aşağıdakilerden hangisi? Buluş yoluyla öğretim stratejinin benimsendiği öğretim sürecinin özelliği değildir. Buluş yöne, e, yoluyla öğretim yönteminde tüme varım uygulanmaktadır. Dolayısıyla burada tümden gelim ifadesinin yer aldığı, B şıkkı var. Burada süreçte hakim olan düşünce biçimi tümden gelimdir ifadesi yanlış olacak. B şıkkı. 54. Aşağıdakilerden hangisi Gartner'ın çoklu zeka kuramının temel ilkelerine uygun bir ifade değildir? Bu da D şıkkında zeka alanları arasında etkileşim yoktur. Zeka alanları birbirinden bağımsız çalışır ifadesi yanlış olacaktı. 55. Hakan bırakın tek başına tatile çıkmayı, tek başına yemek bile yemez. Onun için yemek yemek fiziksel bir ihtiyaç gidermek değil, sevdikleriyle sohbet ederek keyifli vakit geçirmektir. O yüzden onunla ne zaman yemek yesem sohbete kapılırım ve yemeğim buz gibi olur. Ama bir yandan da vaktin nasıl geçtiğini anlamam. Çoklu zeka kuramına göre bu paragrafta Hakan'ın hangi zeka alanına yönelik özellikleri vurgulanmaktadır? Burada Hakan'ın sosyal zeka alanına yönelik ifadesi yer almaktadır. A şıkkı olacaktı. 56. Bir öğretmen bireylerin zaman yönetimine yaşadığı sorunlara yönelik olarak öğrencilerinden bir plan dahilinde araştırma yapmalarını istemiştir. Öğrenciler belli bir süre araştırma yapmışlar ve bu konuda bu konuya yönelik çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlamışlardır. Daha sonra hazırlanan rapor raporlar sınıf ortamında paylaşılmış ve etkinlik sonlandırılmıştır. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisine daha uygundur? Burada bir çalışma, araştırma yapılmış ve proje hazırlanmış. Ve dolayısıyla yapılan çalışmada sunum şeklinde sınıfta paylaşıldığı için proje tabanlı öğrenme olacaktır. B şıkkı. 57. Bir biyoloji öğretmeni öğrencilerine bitkiler ve hayvanlarla ilgili sorular yöneltmiştir. Öğretmen bu sorulara doğru yanıt verenlere aferin, iyi çalışmışsınız derken Yetersiz yanıt verenlere çeşitli resimleri göstererek doğru yanıtla doğru yanıta ulaşmalarına yardımcı olmuştur. Yani ipucu vermiştir. Yanlış yanıt veren öğrencilere ise biraz daha düşünmelisin. Beklediğim yanıt tam da bu değildir demiştir. Tam öğrenme modeline göre paragrafta aşağıdaki değişikliklerden hangisine yönelik bir örnek yer almamaktadır? Bunun cevabı tutum olacaktı burada geri dönüt var. Pekiştirme. Ben bunu pekiştirme yapmıştım ama yanlış yaptım. İpucu zaten vardı. 58. Yapılandırmacı yaklaşım ilkelerine göre düzenlenmiş bir öğretim sürecinde öğrencilerin öğrenme eksikliklerini gidermek ve anlaşılması güç konularda onlara rehberlik etmek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması daha uygundur? Burada da cevabımız C şıkkı olacaktı. Öğrencilerin zorlanmaya başladığı konularda ipuçları vererek onları yönlendirmesi daha uygun olacak. 59. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisini geliştirmek isteyen bir öğretmenin bu amaca yönelik olarak öğrencilerine aşağıdaki sorulardan hangisini yönetmesi daha uygundur? 59'un cevabı da B şıkkı olacaktı. Trafik kurallarının, trafik kazalarını önlemedeki yeterliliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada görüş e, geliştirme olacak. Diğerleri klasik e, bilgi soruları ama burada görüş geliştirme var. Bu sorular e, ile yönlendirerek. 60. Günümüzde askeri eğitimler bile sanal ortamda yapılabiliyor. Öğrenciler gözlerine taktıkları dijital araçlar verilerinde, ellerindeki ekipmanlar ile kurulan sanal platformda çeşitli askeri eğitimler alabiliyor. Bu sayede askeri personel ihtiyacı olan daha hızlı giderilirken çeşitli kaza ve kayıpların önüne geçiliyor. Bu parçadaki askeri öğretim uygulamaları aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisinin örnektir? Burada da benzetim var. Cevabımız aşık olacaktı. 61. Okulumuzda üst sınıflarda öğrenim gören Öğrencilerin çok önemli bir sorumluluğu vardır. Alt sınıflardan bir öğrenci seçip bir yıl boyunca ona derslerinde yardımcı olmakla görevlendirilirler. Üst sınıfla üst sınıftaki öğrenci yeri gelir, konu anlatır, yeri gelir arkadaşına ödevlerinde yardımcı olur. Öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin önemli bir kısmı bu şekilde giderilmektedir. Bu parçaya göre bu okulda kullanılan öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Bu da D şıkkı, tutor destekli eğitim olacaktı. 62. Altı şapkalı düşünme tekniği kullanılarak yapay zeka ve teknoloji konusunun ele alındığı öğretme öğrenme ortamında sarı şapkanın görüşünü yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu da B şıkkında e, iyimserliği ifade eden. Bu alandaki hızlı gelişmeler insan hayatında konforu artırmış ve birçok sektörde iyileşme sağlamıştır. E, cevabımız B şıkkı. 63. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme modeline göre yürütülen öğretim süreçlerinin özelliği değildir? Bu da C şıkkı olacaktı. Öğretmen belli bir çözüm yöntemine vurgu yapar ifadesi ee, özelliği değildir. 64. Bir öğretmen öğrencilerinin kendilerinden emin oldukları konular hakkında çeşitli sorular sorarak Bilgileri hakkında şüphelenmemelerini, şüphelenmelerini sağlamıştır. Yine sorular yardımıyla gerçeklere ulaşmalarını sağlamış ve öğrencilere bildiklerinin eksik ve tutarsız olduğunu fark ettirmiştir. Bu parçaya göre bu öğretmenin kullandığı öğretim, yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Bu da sorular sorarak yönlendirmesi Sokratik tartışmaya uygun olduğu için cevap D şıkkı 65. Bazen düşünüyorum da... Ne çok hata yapmışım, hatalarımdan pişmanlık duymaz mı insan? Ben duymuyorum çünkü her hatamı bir defa yapmışımdır. Her biri bedava bir hayat dersi bana. Her defasında bir adım öteye attım kendimi, değiştim, öğrendim, geliştim. Bu parçada aşağıdaki üst düzey düşünme becerilerinden hangisine vurgu yapılmaktadır? <laughs> Bu da bir alanda öğrendiğini başka bir alana uygulamak diyebileceğimiz yansıtıcı düşünme olacaktı. 66 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi genel haklardan biri değildir? Cevabımız burada B şıkkı mal bildirimi olacaktı. 67 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? Bu da C şıkkı aylıktan kesme olacaktı. 68 2003-57-53 tarih ve sayılı bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu'nun çalışma esas ve usulleriyle bu komisyon tarafından yurt dışına görevlendirilecek personelin nitelikleriyle hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin karara göre yurt dışına gönderilen personelin verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisinde içerisindeki hastalık izin sürelerinin kaç günü geçmesi halinde ilgililerin yurt dışı görevleri sona erdirilir. Bu 90 gün olduğunda sona erdirilir olacaktı. D şıkkı 69. Buraları geçiyorum. Şuradan devam edeyim. Bu komisyon tarafından yurt dışına görevlendirilecek personelin nitelikleriyle hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin kararın uygulanmasında ortaya çıkacak Tereddütleri gidermeye aşağıdaki bakanlıklardan hangisi yetkilidir? E, yurt dışına gö görevlendirilecek öğretmenlerin. Bu da cevabımız Hazine ve Maliye Bakanlığı olacaktı. 70. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev ve yetkilerinden biri değildir? Bunun cevabı da C şıkkında. Kamu kurumları arasında tatmin... Taşınmaz ve aynı hak devriyle bakanlığa yapılacak taşınmaz bağış işlemlerinin yürütülmesine mevzuata yönelik değerlendirmeleri, teknik, ekonomik etütleri ve e, rantabilite hesaplarını yapmak, izlemek ve her aşamada takip etmek ve yürütmek e, yanlış olacak. Bu teftiş kurulunun görevi değil. 71 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre ilk öğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, görev ve yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi hizmet birimine aittir? Bu da Temel Eğitim Müdürlüğü'ne ait olacaktı. A şıkkı 72. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre örgün eğitim ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ile ilgili? Bunun cevabı de ilk öğretim kurumları ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması zorunludur ifadesi yanlış. Ee, zorunlu değil. 73. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın, hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en az kaç haftadan fazla süreli yapılmaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanmadığı durumlarda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilir sorusu da B. 2 hafta olacaktı. Ben bunu dört hafta olarak düşünmüştüm. 74. 56-82 sayılı pasaport kanununa göre diplomatik pasaportlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu da C şıkkında yer alan diplomatik pasaportlar muhakkak görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre iki seyahate, mahsus, iki seyahate mahsus olmak üzere veya azami 3 sene için daimi görevle gidenlere de Dışişleri Bakanlığı'nca tespit edilecek sürede geçerli olmak üzere verilir. Bu da aslında 6 ay en fazla da 2 yıl olması gerekiyordu. C şıkkı 75. 5682 sayılı pasaport kanununa göre umuma mahsus münferit pasaportlar kanunda yazılı istisnalar saklı kalmak ve 6 aydan az olmamak kaydıyla aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenilecek sürelerde geçerli olmak üzere düzenlenir? Bu da cevabımız A şıkkı İçişleri Bakanlığı'nca düzenlenir. 76. 76. Bu artık genel kültür sorularına geçiyor. Burada bitiriyoruz. Herkese başarılar geçmiş olsun diliyorum.